İlkokulu köyümde bitirdim. Ortaokul liseyi Maraş'ta bitirdim. 1966 mezunuyum. Daha sonra yurt dışına çıktım 70 sonrası. Uzun bir süredir orada ticaretle uğraşıyorum. Halen uğraşıyor çocuklarım. Ama kendi tarihi köklerimizden kopmadan yeniden depremin vermiş olduğu zayiata rağmen yeniden döndük. Kendi köyümüzde evimizi inşa etmeye çalışıyoruz. 150'ye yakın çok güzel villaların kurulduğu bir köydü. Örnek bir köydü Davutlar Köyü. Sonuç itibariyle 30'a yakın bir ev kaldı. Az hasarlı ya da yerle bir olmuş. Onun dışında çoğu evler yıkıldı, talan oldu. Buna rağmen insanlar ayakta kalıyor. Bir arada kalmayı beşer, becerdiler. Şu anda kontinöde yaşıyoruz. Temennimiz bir an evvel evlerin bitmesi ve insanların bir kış daha dışarıda kalmamalarını temenni ediyoruz. Köyümüzün geçirdiği bu depremden sonraki yaşantısı gerçekten hepimizi üzdü. Yurt dışında yaşamamıza rağmen burayı unutmadık. Orada en azından ilk elde maddi yardım yapmaya başladık köyümüze ya da civar köylerimize. Onun dışında her şeyi devlette beklemek yerine vatandaşın da bu işin altına girmesinin doğru olduğuna inandık. Ve o doğrultuda yürüttük. Dört çocuğum var. 55 yıla yakın bir süredir oradayım. Ticaretle uğraştım, uğraşıyoruz. Halen çocuklarım şu anda yürütüyorlar. Yurdumuzda kopmak istemiyoruz çünkü ülkemiz gerçekten güzel bir ülke. Dünyanın çok yerini dolaştım. Ama buranın havası, suyu yeniden insanları canlandırıyor. Ben orada sürekli rahatsızlık geçiriyorum ama buraya geldim ve çok rahatım. Neredeyse ilaç ilaç almamaya başlıyoruz. Burada köyümüzde işte bir muhtarlık var benim küçük birader. Onun kurmuş olduğu bir bakkal hem insanlar faydalanıyor. insanlara yana hizmet de gelme babından. Orada bir masamız var. Oturup okey oynuyoruz, arkadaşlarımıza yaşlarımızla zaman geçiriyoruz, sohbetler ediyoruz. Köyün geleceğiyle ilgili düşüncelerimizi birlikte tartışıyoruz. Günlerimiz öyle geçiyor şimdilik.